Türk Harp İş Sendikası, emek kutsaldır hakkımızı verin. Türk Harp İş Sendikası üyeleri Marmaris Atatürk Meydanı'nda, insanca ücret vergide adalet diye haykırdılar. 700 bin işçiyi ilgilendiren 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde Türk İş ve Hak İş'in ilk 6 ay için %45 zam teklifine tepki gösteren Harp İş üyesi işçiler Marmaris Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek taleplerini haykırdı. Türk Harp İş Sendikası Muğla İl Temsilcisi Musa Yorgancı şöyle konuştu. Saygıdeğer basın mensupları, milli savunmanın görünmez kahramanı, değerli harbi emekçileri, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz Türk Harbi Sendikası'na üye işçiler olarak söz konusu vatansa gerisi teferruattır düsturu ile tanklarımızı, toplarımızı, uçaklarımızı, gemilerimizi, silahlarımızı faal halde tutan askerimizin ihtiyaç duyduğu tesisatların yerine göre imalatlarını yerine göre bakım, onarım ve idamesini sağlayan emekçi, harbi iş emekçileriyiz. Barışta, savaşta, pandemide, doğal afetlerde, ülkemizin her köşesinde ve sınır ötesinde bu görevlerimizi ifa etmekteyiz. Harp iş işçisi, vatan bekçisi! Harp iş işçisi, vatan bekçisi! Harp iş işçisi, vatan bekçisi! Değerli arkadaşlarım, dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin etkilerini biz savunma sanayi çalışanları da en derinden hissetmekteyiz. Yaşanılan bu ekonomik kriz ve yüksek enflasyon karşısında alım gücümüz düştü. Geçimimizi zar zor sağlayacak ücret alır hale geldik. Bugün burada toplanmamızın yegane sebebi de budur. Konfederasyonumuz Türk İş ile Çalışma Bakanlığı arasında yürütülen 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü görüşmeleri sürerken çalışanlarımız Türk işimizin talep ettiği ilk 6 ay için %15 refah payı artı %45'lik zam talebi ekonomik koşullar karşısında mağduriyetlerin giderilmeyeceğini söylerken Çalışma Bakanlığı'ndan gelen %30'luk zam teklifi bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Kaldı ki bu %30'luk teklifin içinde yılbaşında memura ve askeri ücret diye yapılan geçmiş 6 aylık dilimlerdeki kayıpların telafisi için verilen 13,5'luk refah payının da dahil olduğunu öğrenince 16,5'luk zam teklifi tam bir yıkıma uğradı. Hükümetin dünkü teklifi %40'ı revize etmesi bizi mutlu etmemiştir. Geçen yıldan kamu işçisine söz verilen 13,5'luk refah payının unutulmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. İnsanca ücret vergide adalet! İnsanca ücret vergide adalet! İnsanca ücret vergide adalet! Devrim Arabaları filmindeki Latif Bey'in genç mühendislere söylediği Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz cümlesi kulaklarımda çınlıyor şimdi. Ve soruyorum, bu teklif ve reva görülen maaş biz hangi başarımızın cezasını ödüyoruz? Pandemide gelişmiş ülke olduklarını iddia edenlerin limanlarda korsanca birbirine maske konteynerlerine el koyarken fabrikalarımızda gece gündüz maske ürettiğimiz için mi? Hendek olaylarında hain terör örgütünün mermileri arasında iş makinelerini faal halde tuttuğumuz için mi? Suriye'de Rus savaş uçaklarının 200 metre yakınlarında bomba yağdırırken tankları, topları, zırhlı araçları tamir ettiğimiz için mi? Asrın felaketinde gece gündüz demeden, mesai merhumu gözetmeden hizmet ettiğimiz için mi? Mavi vatanı koruyan gemilerimizi ve silah sistemlerini faal halde tuttuğumuz için mi? İstikbalimizin göklerdeki bekçisi uçaklarımızı faal halde tuttuğumuz için mi? Türkiye üzerinde kirli emelleri olan sözde dost devletlerin gizli ambargolarla askerimize vermekten imtina ettiği askeri ürünleri hızlı bir şekilde tasarlayıp ürettiğimiz için mi? İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız. İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız. İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız. Değerli arkadaşlarım, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon belimizi büktüğü yetmiyormuş gibi yıllardır kanayan yaramız gelir vergisindeki adaletsizlik de bizleri nefes alamaz hale getirmiştir. Eskiden bir yıl boyunca %15 gelir vergisi ödüyorduk.
Bugün maaşlarımız yoksulluk sınırının çok altına gelinirken bunun tam tersi orantılı daha fazla vergi ödeyerek yılın 3. ayında %20 vergi dilimine 6. ayında %27 vergi diliminden ödüyoruz. Bu da yetmezmiş gibi geçen yıldan itibaren aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Yoksulluk sınırının altında maaş alan bir işçi yılın son 2 ayında %35'lik vergi diliminden gelir vergisi ödemeye başladı. Bunun akılla, vicdanla, adaletle bağdaşan bir yanı kalmamıştır. Bu vahim durumun neticesi olarak bodrolarımızdaki kesintiler hanesi ele geçen hanesinin çok geride kalmıştır. İnsanca ücret vergide adalet. İnsanca ücret vergide adalet. İnsanca ücret vergide adalet. Değerli arkadaşlarım, 2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünün kalan 3 dilimlik 6 aylık maaş artışları ise çarşı pazarla asla örtüşmeyen, gerçek enflasyonu asla yansıtmayan, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla zaten alım gücümüz eritiliyor. Enflasyon sepetindeki ürünlerin halkın gündelik hayatındaki ihtiyacını karşılayacak ürünlerle güncellenerek alım gücümüzün korunmasını talep ediyoruz. Gelinen son nokta, emekçilerimiz ev kiralayamıyor, kira artış oranlarını karşılayamıyor, evlenmeye cesaret edemiyor, mutfağındaki tenceresini kaynatamıyor, çocuklarının eğitim giderlerini karşılayamıyor, ev almanın hayalini bile kuramıyor. Kurban Bayramı'nın 2 ay kaldı. Bu reva gördüğünüz zam oranları ile bugüne kadar kurban kesip komşusuna et ikram eden kamu işçisi ve çocukları bu bayram komşusundan gelecek eti bekleyecektir. Bize bu reva görülen hiç ama hiç hak etmedik. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Her kriz döneminde çözüm yolu olarak ilk halka işçinin maaşlarında, kıdem tazminatında, sosyal haklarında kısıtlama yapılmasını gündeme gelmesi, vergilerimizde artış yapılması, yeni yeni icat edilen fonlar kesintiler yapılması bizi ziyadesiyle üzmektedir. Emek kutsaldır, hakkımızı verin. Emek kutsaldır, hakkımızı verin. Emek kutsaldır, hakkımızı verin. Bu ekonomik krizin etkisi altında belki birkaç ay nefes aldıracak Türk işin %15 refah payı, kaldı ki bu %15'te 2022 yılına ait refah payıdır. Artı %45 zam teklifimizi amasız fakatsız kabul edilmesi, en azından 1 Mayıs işçi bayramında bir nebze yüzümüzün gülünmesini istiyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesi kamu çerçeve protokolünün bağlanarak 700 bin kamu işçisini, aileleri birlikte 2,5 milyon emekçi seçmenin görmezden gelinmediği, değer verildiğini görmek istiyoruz. Bizlerimizin takipçisi ve start olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu yaşadığımız sıkıntılarımızı dile getirmeden sesimiz olmak için bizi yalnız bırakmayan siz kıymetli basın mensuplarına ve savunma sanayimizin görünmez kahramanları, siz harbiş emekçilerine teşekkürlerimi sunuyorum. İsteklerimiz kabul edilene kadar, taleplerimiz yerine getirilene kadar, meşru sınırlar içerisinde alın terimizin hakkını almak için mücadele edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yaşasın Türk Harbiş Sendikası! Vatan bekçisi! Her gün işçisi vatan bekçisi!